Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere Pura Ticaret'te teknik servis takip modülünün kullanımını anlatacağım. Bunun için öncelikle puraticaret.org adresinden teknik servis takip modülü satın almanız gerekmektedir. Satın alma işleminden sonra lisanslar menüsünün altından yeni lisans ekle seçeneğinden lisanslarınızı güncelleyebilir ve aktif hale getirebilirsiniz. Servis modülü kullanıcıların bir servisin ihtiyaçlarının çoğunu karşılayacak bir servis yedek parça tanımlama ve takip sistemidir. Servis sürecinin başından sonuna kadar geçen tüm süreci kapsamaktadır. Servis modülünü kullanabilmek için öncelikle bazı tanımlamaları yapmamız gerekmektedir. Personel tanımlarını yapabilmemiz için öncelikle diğer tanımları yaptığımızdan emin olmanız gerekmektedir. Bu nedenle öncelikle servis yeri tanımlarıyla başlayacağız. Servis yeri tanımları 3 seçenek şeklinde olup servis formunda kullanılacağından tanımlanması zorunlu bir alanlardır. Merkez, departman ve bölüm şeklinde tanımlamalarınızı yapabilirsiniz. Servis hizmetini veren kurumun şehir tanımlamasını merkez alanından yapmanız gerekmektedir. Servis kodu yazdıktan sonra bir servis adı belirtebilirsiniz. Servis yetkilisi ismi yazıyorum. Cep telefonu. Servisin bağlı olduğu ülke, il ve adresi yazmalısınız. Sabit telefon ağına merkeze bağlı sabit bir telefon numarası yazabilir, faks numarasını yazabilir ve durumunu aktif seçmeniz gerekmektedir. Servis yeri tanımlarından departman tanımı servis yeri tanımlarından departman tanımları alanına servis hizmetini veren kurumun barındırdığı departmanların isimlerini yazmanız gerekmektedir. Cep telefonu ve sabit telefon alanlarını yine servise bağlı bilgileri yazacaksınız. Bu şekilde kaydediyorum. Servis yeri tanımlarından bölüm tanımları alanına servis hizmetini veren departmanlara bağlı bölümlerin isimlerini yazmanız gerekmektedir. Bu alanda daha önce tanımladığımız departmanlar yer alıyor. Cep telefonu, sabit telefon ve faks bilgisini de yazdıktan sonra durumunu aktif bir şekilde kaydediyorum. Servis yeri tanımlarından sonra iş tanımları sekmesini tanımlamamız gerekmektedir. Bu seçenekte yine üst seçenek şeklinde olup proje tanımları seçeneğinden proje bilgilerini tanımlayabilirsiniz. Projenin başladığı başlangıç ve bitiş tarihlerini yazmanız gerekmektedir. Bu şekilde proje kaydını tamamlıyorum. İş grubu tanımı olarak belirtilen tanımlı olan projenin atanmasını istediğiniz iş gruplarının tanımlandığı bölümdür. Bu alandan da yeni bir tanımlama yapabiliriz. Şube olarak daha önce tanımladığımız şube ve departman olarak yine seçimini yapıyoruz. İş tanımlarının altındaki iş tanımları sekmesinden de servis formunda tanımlı olan projenin atanmasını istediğiniz iş gruplarının tanımlamasının yapıldığı bölümdür. Yeni iş ekle seçeneğinden ekleme yapabilirsiniz. Bu şekilde tanımlamasını da yapıyorum. İş tanımlarını yaptıktan sonra servis tanımlarını yapabiliriz.
Servis tanımlarından tip tanımları seçeneğinden hizmetlerin başlıklarını ve özelliklerini tanımlayabilirsiniz. Tip kodunu yazdıktan sonra tip adını yazıyoruz. Servise bağlı şubeyi, bölümü, departmanı ve projeyi seçtikten sonra kaydedebilirsiniz. Servis tanımlarından servis kategorileri seçeneğinden servis verilen konuların kategorilerini belirleyebilirsiniz. Ve son olarak servis alt kategorileri seçeneğinden servis verilen kategorilere ait alt servis başlıklarını ve özelliklerini tanımlayabilirsiniz. Öncelikle ana kategoriyi seçip daha sonra buna ait bir alt kategori belirtebilirsiniz. Servis tanımlamaları işlemleri tamamlandı. Durum tanımlamaları 4 seçenek şeklindedir ve servis durumlarına ait tanımlamaları yapmanız gerekmektedir. Arıza tanımları seçeneği servis formundaki arıza tanımlarını belirtmek için kullanılan bir menüdür. Arıza kodu ve arıza adını belirtebilirsiniz. Durum tanımlarından bakım sonucu tanımlarından servis formundaki bakım sonucu tanımlarını belirtmek için kullanılan bir menüdür. Bu alandan da yeni bakım sonucu ekle seçeneği ile ekleme yapabilirsiniz. Servis tanımlarından müşteri şikayet tanımları sayfası, servis formundaki şikayet tanımlarını belirtmek için kullanılan bir menüdür. Yeni müşteri şikayet tanımı ekle seçeneği ile eklemesini yapabilirsiniz. Bu şekilde eklemesini tamamladık. Son olarak durum tanımlarından servis durum tanımları bulunmaktadır. Durum tanımları seçeneğinden şikayete ait olan bir durum tanımı belirtmek için kullanabilirsiniz. Bu alandan da yeni durum ekle seçeneğinden ekleme yapabilirsiniz. Tamamladık. Genel tanımlar seçeneğinin altındaki cihaz tanımları seçeneğinden ürüne ait marka, model ve cihaz tanımlaması yapabilirsiniz. Marka tanımları sayfası yönetim panelinde e-ticaret yönetimi seçeneğinin altındaki marka tanımları sayfası ile aynı alana bağlanmaktadır. Daha önce varsa kaydınız bu alana tekrar eklemeniz gerekmemektedir. Yeni kayıt eklemek için yeni ekle seçeneğinden ekleme yapabilirsiniz. Cihaz tanımları seçeneğinden model tanımları sayfasında servis formunda belirtilecek olan modelin tanımını yapabilirsiniz. Cihaz tanımları seçeneğinden de servis formunda belirtilecek olan cihazın tanımını yapabilirsiniz. Seçmeniz gerekmektedir. Cihaza ait özellik tanımlamalarını yapabilirsiniz. Cihaz tanımlarını tamamladıktan sonra personel tanımımızı artık yapabiliriz. Bu alandan yeni personel ekle seçeneğinden tanımlamanızı yapabilirsiniz. Kullanıcı durumuna
tarafını aktif seçiyorum. Eklenecek modül olarak servis modülünü kullanacağımız için servis modülünü seçtiğimizde bizden 3 tane daha seçenek isteyecekti. Şubesi olarak tanımladığımız şubeyi, departmanı ve iş grubu seçiminde yaparak kaydet butonuna basmalıyız. Tanımlamalarımızı yaptıktan sonra son yapmamız gereken form özel alan tanımı sayfasıdır. Bu sayfa üzerinden kullanıcıya doldurulması için hazırlanan arıza montaj kayıt formu oluşturmanızı, istediğiniz alanı ekleyip istediğiniz alanı çıkartmanızı sağlamaktadır. Bu form üzerinden seçme listeli veya onaylamalı alanlar belirtebilirsiniz. Bu şekilde form kaydını gerçekleştiriyorum. Özellik 1, 2 veya diğer seçmeli tanımlara alt seçenek eklemek için üzerine bir kere tıklayarak yeni özellik verisi ekleyebilirsiniz. Bu şekilde tanımlama işlemini gerçekleştirdim. Şimdi servis istekleri sayfasından servis taleplerini inceleyebiliriz. Yeni servis talebe geçebilmek için yeni servis isteği seçeneğinden bir kullanıcı seçmeniz gerekmektedir. Kullanıcı seçimi yaptığınızda bir servis formu oluşturacaktır. Belge numarasının üzerine bir kere tıklayarak gelen formdan sol menüden kullanıcıya ait bilgileri görebilir, sağ bölümde ise tanımladığımız özelliklere göre tanımlamasını yapabilirsiniz. Bu şekilde bilgileri yazdıktan sonra servis formunun içerisine yeni ürünü ekleyebilir ve bu sayfayı kaydederek çıkabilirsiniz. Servis tanımlamamız yapılmıştır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.